bölümden herkese merhabalar arkadaşlar. Atomdan bahsettik, atom modellerini gördük, atomun yapısından bahsettik, periyodik tabloyu tanıdık ve yepyeni bir üniteyle devam etme zamanı geldi. Nedir peki yeni ünitemizde bahsedeceğimiz şeyler? Kimyasal türlerden bahsedeceğiz ve kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandıracağız. Bu video için sadece sınıflandırma işini yapacağız. Daha sonra bu bahsettiğimiz sınıflandırmalardan, bu türlerden ve etkileşimlerden daha detaylı bahsediyor olacağız. Peki başlangıçta ne yapalım? Öncelikle türü bir tanımlamaya başlayalım. Şimdi maddeyi nasıl tanımlıyoruz biz? Maddenin 4 tane temel özelliği vardı. Ortak özelliği vardı. Bir şeyi madde olarak isimlendirebilmemiz için bu 4 temel özelliğin 4'üne de sahip olması gerekiyordu. Neydi peki onlar? Kütle vardı, hacim vardı, eylemsizlik vardı. Bir tane daha vardı ki bu o bir tane bizim için çok önemli olacak. Temelimizi oluşturacak tanecikli yapıdan oluşması gerekiyordu. Yani bir maddenin taneciklerden oluşmak zorunda olduğunu biliyoruz. Peki nedir bu tanecikler? İşte o tanecikleri biz kimyasal tür olarak isimlendireceğiz. Ve bu türleri 3 ana başlık altında inceleyeceğiz. Nedir peki bu? Bu tanecik bir atom yapısı olabilir. Bir atomun yanı sıra molekül yapısı olabilir. Veyahut bir iyon yapısı olabilir. İşte bunlar bizim kimyasal türlerimizi belirleyecek. Şimdi bu türlerden ayrı ayrı bahsedecek olursak aslında atomdan ve atomun yapısından detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Nasıldı bir hatırlayalım. Atomun yapısında 3 tane atom altı temel tanecik vardı. Neydi bunlar? Elektronlar vardı, protonlar vardı ve nötronlar vardı. Peki atomun neresinde bulunuyordu bunlar? Konumları çok önemliydi. Elektronların atomun etrafında olduğunu ve burada bir elektron bulutu oluştuğunu bize modern atom teorisi söylemişti hatırladığımız kadarıyla. Bir elektron bulutu oluşturmuşlardı. Orbitallerde yer alıyorlardı. Protonlar ve nötronlar ise çekirdek dediğimiz küçücük bir hacimde toplanmışlardı ve atomun bütün kütlesini bu protonlar ve nötronlar oluşturuyordu. Bulundukları yere de biz çekirdek ismini veriyorduk. Ki işaretler de zaten bize bununla ilgili kopya veriyor. Elektronlar negatif yüklü taneciklerken protonlar pozitif yüklü taneciklerdir ve nötronlar da nötr yani yüksüz tanecikler olarak belirtmiştik. Şimdi burada atoma dair bilmemiz gereken önemli, çok önemli iki madde var. Atom fiziksel veya kimyasal yöntemlerle herhangi bir şekilde parçalanamaz. Hani Dalton atom parçalanamaz demişti direkt kendi atom modelinde. Ancak bunun yanlış olduğunu söylemiştik. Çünkü bu işin doğrusu fiziksel veya kimyasal yöntemlerle parçalanamaz olması gerekiyordu. Çünkü biz atomu nükleer yöntemler kullanarak yani bazı çekirdek tepkimeleri sonucunda parçalayabiliyoruz. Bileşenlerine daha küçük parçalara ayırabiliyoruz. Bu kısım önemli. Atomik yapıda olmak ne demek? Kimler atomik yapıda bulunabiliyor peki? Şimdi doğadaki elementlerden metaller ve soygazlar tamamen her zaman atomik yapıda bulunuyorlar. Ne gibi? Demir, alüminyum, sodyum, magnezyum, bakır, gümüş. Bunu sıralayabiliriz. Bütün metaller doğada atomik yapıda bulunur, atom halinde bulunur. Benzer şekilde soygazlar doğada sadece atom yapısında bulunuyor. Zaten metallerin bileşik yapısına girme durumları var. Ancak soygazlar için bileşik yapısında da bulunamıyorlar. Her zaman için doğada atomik yapıda bulunuyorlar demiştik. Molekül kavramına gelince. Bunlar elektronların ortaklaşması sonucu. Yani daha sonra bahsedeceğiz. 8. sınıftan da hatırlıyoruz biraz. Kovalent bağ sonucu oluşan nötr atom grubudur. Bu kısım da çok önemli. Herhangi bir şekilde artı ya da eksi yüklü taneciklerden bahsetmiyoruz biz. Bir şeyin molekül ismiyle isimlendirilebilmesi için taşıdığı toplam proton sayısının, taşıdığı toplam elektron sayısına yani pozitif yüklerinin negatif yüklerine eşit olması gerekiyor ki biz onu molekül olarak isimlendirebilelim. Ve bir taraftan da ne olması gerekiyor? Birden fazla atomdan oluşması gerekiyor ki yine molekül olarak isimlendirelim. Çünkü elektron ortaklaşması sonucu bir atom grubunun meydana gelmesi gerekiyor. Şimdi molekülleri ikiye ayıracağız. Bir element molekülü olabilir. İkincisi de bileşik molekülü olabilir. İkisi de molekül yapısındadır. Ancak eğer
aynı tür atomlardan oluşmuş moleküllerden bahsediyorsak, bu aynı tür atomlardan oluştukları için onları element molekülü olarak isimlendireceğiz. Ki zaten elementin tanımını da nasıl yapmıştık? Elementler aynı tür atomlardan oluşan yapılardı. Bunlar az önce gördüğümüz gibi atomik yapıda da bulunabiliyor. Buradaki gibi molekül yapısında da bulunabiliyor. Ne gibi? Hidrojen ikişerli ikişerli takılıyor. Klor yine ikişerli ikişerli takılıyor. Eğer ikişerli haldeyse bunlara biz di, hani Latin harflerinden di ikiyi temsil ediyordu ya, işte o yüzden di atomik yapıdaki moleküller olarak isimlendireceğiz. Üçlü de olabiliyor bunlar. Yine birden fazla atomun ve aynı tür atomun bir arada bulunması onu element molekülü olarak isimlendirmemizde bize yeterli bilgiyi sunacak. Triatomik yapıda da olabilir veya üçten fazlaysa, dolayısıyla çok atomlu bir yapı varsa poliatomik yapı olarak biz bunu isimlendirebileceğiz. Peki element molekülünün bileşik molekülünden farkı nedir? Bileşik molekülünde bu sefer farklı tür atomların bir araya gelmesi, elektron ortaklaşması sonucu atom grubu oluşturmasıyla elde edeceğiz. Ne gibi? Hidrojenle klor bir araya geldiği zaman bize bir molekül yapısını oluşturuyor. Farklı tür atomlardan oluştuğu için de bileşik molekülü olarak isimlendiriyoruz. Glikoz bir molekül yapısıdır. 6 tane karbon, 12 tane hidrojen, 6 tane de oksijen bir araya gelerek bir molekül yapısını oluşturuyor veya su zaten en bilindik moleküllerimizden birisi. Peki molekül oluşturmak için koşullar nelerdir? Bütün maddeler, bütün elementler, bütün element atomları bir araya gelip molekül oluşturabilir mi? Tabii ki hayır. Az önce demiştik ki metaller ve soygazlar doğada atomik yapıda bulunurlar. Molekül oluşturabilmesi için kovalent bağ yapması gerekiyor. Yani elektron ortaklaşması sonucu bir atom grubu oluşturması gerekiyor. Bunu yapmak da sadece amatörlere düşer. Peki kimdir amatörler? Birazcık ezbere bilmemiz gerekiyor bu bilgiyi. Hidrojen, karbon, azot, oksijen, flor. Bunlar hani periyodik tablodan hatırlayalım. İkinci periyodun sağ tarafına, hani soygazlar hariç sağ tarafına yığılmış olan elementlerdi. Fosfor, kükürt, klor, brom ve iyot. Bunları direktmen ezberleyebiliriz arkadaşlar. Bunlar doğadaki ametallerdir ve bunların kendi aralarında oluşturdukları yapılara biz molekül ismini vereceğiz. Eğer kendi aralarında oluşturuyorsa bunlar molekülleri, biz ona element molekülü diyeceğiz. Burada gördüğümüz gibi. Eğer farklı tür atomlar arasında oluşuyorsa, yine bunların arasından gelen farklı tür atomlardan bahsediyoruz tabi burada. Bunlar arasında oluşuyorsa da biz bunu bileşik molekül olarak isimlendireceğiz. Şurada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Molekül yapısındaysa artık kimyasal yöntemlerle de biz bunları bileşenlerine ayırabiliriz. Atıyorum elimizde ne var? Su molekülü var. Biz bunu hidroliz yöntemiyle hidrojen ve oksijenlerini ayırma şansına sahibiz. Atomlardan en önemli farklarından birisi de budur. Çünkü atomlar için demiştik ki kimyasal yöntemlerle de bileşenlerini ayıramıyorsun, parçalayamıyorsun. Ancak bileşiklerde ya da molekül yapısında daha da doğrusu kimyasal yöntem kullanarak bileşenlerini ayırmak mümkün oluyor. Bir diğer kimyasal türümüz, yani iyonlardan bahsedecek olursak, bu sefer elektron alarak veya vererek, yani bunun gerçekleşmesi için illaki elektron alışverişi olması gerekiyor. Yüklü tanecikler oluşması gerekiyor. Yüklü bu tanecikler atom yapısı da olabilir. Atomik yapıda yüklü tanecikler de olabilir. Atom grubu da olabilir. Dolayısıyla yüklü tanecik olması onu iyon olarak isimlendirmemiz için yeterli olacak. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir iyonun oluşması için illaki elektron alışverişi gerçekleşmesi gerekiyor. Proton alışverişi diye bir şey söz konusu olamaz. Elektron alışverişi sayesinde artı ya da eksi yüklü hale gelinebiliyor. Bir atom ya da bir atom grubu elektron verirse, hani demiştik ki atomlar veya moleküller nötraldedir. Yani proton sayıları elektron sayılarına eşittir. Eğer bunlar elektron verecek olursa proton sayıları elektron sayılarından daha fazla olacağı için artı yüklü hale gelecekler ve biz bunları katyon olarak isimlendireceğiz. Yani genel olarak şöyle söyleyebiliriz. Artı yüklü iyonlara atomik yapıda da olabilir, atom grubu yapısında da olabilir, fark etmez. Eğer artı yüklüyse biz onu katyon olarak isimlendireceğiz. Eğer dışarıdan elektron almışsa bu sefer elektron sayısı proton sayısından daha fazla olacağı için negatif yüklü hale gelecek
ve biz bu negatif yüklü iyonlara anyon adını vereceğiz. Kendi arasında iyonlar bu şekilde iki gruba ayrılmış olacak. Peki kimler katyon oluşturur, kimler anyon oluşturur? Çoğunlukla doğada biz atomik yapıdan bahsediyorsak metallerin katyon, ametallerin ise anyon oluşturduğunu göreceğiz. Çünkü hani periyodik tablo konusundan şöyle biraz hatırlayalım. Metaller elektron vermeye meyilli olan atomlardı. Dolayısıyla elektronlarını verdikleri anda artı yüklü iyonlar oluşturmuş olacaklar. Mesela lityum 1A grubundaydı. Yani son katmanda sadece bir tane elektron vardı. Dolayısıyla bunu vermesi çok kolay olacağı için lityum elektronunu verdiği anda artı bir yüklü bir iyon haline geliyor. Veya magnezyum 2A grubundaydı. Son katmandaki o iki elektronunu verdiği anda artı iki yüklü bir iyon haline geliyor ve atomik yapıda olduğu için, yani iyonu oluşturan şey aslında başlangıçta atom olduğu için biz onu atomik ve artı yüklü olduğu için de katyon olarak isimlendireceğiz. Köke gelince, az önce dedik ki iyonu oluşturan şey atom da olabilir, atom grubu da olabilir. İşte bu katyonu oluşturan şey bir atom değil de bir atom grubuysa o zaman biz bunu kök olarak isimlendireceğiz ve artı yüklü olduğu için kök katyon olarak isimlendireceğiz. Zaten karşımıza katyon olarak kökte sadece bu iki örnek çıkacak. Yani amonyum ve hidronyum iyonları gelecek ve bunların da artı bir yüklü olduğunu bileceğiz. Anyonlara gelince atomik yapılı anyonlar demiştik ki çoğunlukla ametaller anyon oluşturacaktır. Ki periyodik tablonun sağ tarafına yığılmış durumdaydı. Mesela flor bir 7A grubu elementi olduğu için son katmanında 7 elektron olduğu için burada dışarıdan sadece bir elektron alması yeterli olacak ve eksi bir yüklü iyon oluşturacak. Oksijen 6A grubunda olduğu için dışarıdan 2 elektron olacak ve eksi 2 yüklü bir iyon oluşturmuş olacak. Benzer şekilde bunu oluşturan bir atom grubuysa bunu yine kök şeklinde isimlendireceğiz ve kök anyon olduğunu söyleyeceğiz. Nitrat, hidroksi, sülfat gibi iyonlar bu özelliği gösterecek. Yine eksi 1 veya eksi 2 veya eksi 3 şeklinde değerlikler alma şansına sahip olacaklar. Sınıflandırma işine gelince. Şimdi bu türleri, türler arasında olacak etkileşimleri daha doğrusu sınıflandırma yapılırken iki yöntem kullanılmış. Başlangıçta en başta biz bağlanan türlere göre bir sınıflandırma yapalım demişler. Ne gibi? Mesela aynı türler arasında ya da farklı türler arasında olursa etkileşimler nasıl sonuçlar alacağız? Buna göre sınıflandırırsak neyle karşılaşacağız ona bir bakalım demişler. Mesela hidrojen atomlarında atomları arasında oluşacak etkileşimin, yani H2 molekülünü oluşturan etkileşimin güçlü bir etkileşim olduğunu fark etmişler. Potasyum atomlarını bir arada tutan etkileşimin yine güçlü bir etkileşim olduğunu fark etmişler. Ancak helyum, yani burada metaller arasındaki etkileşimden bahsediyoruz. Burada metal atomları arasındaki etkileşimden bahsediyoruz. Burada da soy gaz atomları arasındaki etkileşimden bahsediyoruz. Bunun diğerlerine göre çok daha zayıf bir etkileşim olduğu fark ediliyor. Peki farklı türlere uygulasak ne olur diyoruz. Mesela hidrojen ve klor, yani iki farklı tür ametal atomu arasında gerçekleşirse güçlü bir etkileşim var. Bir metalle bir ametal atomu arasında oluşan etkileşime baktığımız zaman burada da güçlü bir etkileşim var. Ancak iki farklı tür soy gaz atomuna baktığımız zaman burada zayıf bir etkileşim var. Dolayısıyla bağlanan türlere göre baktığımız zaman bir karmaşa söz konusu. Molekül olarak değerlendirirsek bu kullandığımız türlerin moleküller arasında olduğunu düşünürsek ne olacak peki? Eğer aynı tür molekülleri kullanırsak, mesela hidrojen molekülleri arasında veya hidroklorik asit molekülleri arasında oluşan etkileşime bakalım. Veya farklı tür dersek hidrojenle klor arasında veya klorla hidroklorik asit molekülü arasındaki etkileşimleri inceleyeceksek, bir bakmışlar ki moleküller arasında oluşan bütün etkileşimler tamamı bunun istisnası olmaksızın zayıf özellik gösteriyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Etkileşimin işin içine etkileşimde molekül giriyorsa tür olarak, buradan kesinlikle zayıf bir etkileşim ortaya çıkacaktır diyeceğiz. Peki bu etkileşim
atomlarla moleküller arasında gerçekleşseydi, mesela helyum atomuyla klor molekülü arasında veya neonla ozon molekülü arasında veya demirle bir metalle metan molekülü arasında fark etmiyor. Burada da tamamının zayıf olduğunu görüyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi bir etkileşimin içerisine molekül girdiği anda bunların arasında oluşacak etkileşim kesinlikle zayıf oluyor. Ama atomlar arasındaki etkileşimler güçlü etkileşimlerde olabiliyor, zayıf etkileşimlerde olabiliyor. Burada karmaşa çıkıyor. Dolayısıyla yorumumuz ne oldu? Moleküllerin yaptığı tüm etkileşimler zayıftır dedik. Ve atomlar arası etkileşimler zayıf da olabilir, güçlü de olabilir demiş olduk. Dolayısıyla sınıflandırmanın aslında bu şekilde değil de bağın sağlamlığına göre yapılmasına karar verdik. Buradan ne çıkarıyoruz? O zaman biz etkileşimleri ikiye ayıralım. Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olsun. Ve bu güçlü etkileşimlerin tamamını incelediğimiz zaman kimyasal özellik taşıdığını fark ediyoruz. Zayıf etkileşimlerin de tamamını incelediğimiz zaman fiziksel özellik taşıdığını biliyoruz. Dolayısıyla karşımıza kimyasal bir etkileşim dediği anda aklımıza 3 tane örnek gelebilir. Bunun 3 tane ihtimali vardır. Çünkü bir etkileşim kimyasalsa kesinlikle güçlüdür ve güçlü etkileşimlerin 3 türü vardır. Nedir onlar? İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağdır güçlü olan, dolayısıyla da kimyasal olan etkileşimlerimiz. Fiziksel, yani zayıf etkileşimlere gelince de bunun 2 türü vardır. Hidrojen bağ olabilir veya Van der Waals etkileşimleri dediğimiz etkileşim türleri olabilir ki sonraki aşamalarda Van der Waals etkileşimlerinin alt başlıklarını da inceliyor olacağız. Burada London çekim kuvvetlerinden ya da dipol-dipol etkileşimlerinden ayrıca bahsediyor olacağız. Şöyle bir şey var. Güçlü etkileşim ve zayıf etkileşimleri inceledikleri zaman, bunların arasında oluşan bağ enerjilerine baktıkları zaman çoğunlukla 40 kilojül gibi bir sınır olduğunu tespit edilmiş. Yani 40 kilojülden büyükse genellikle diyebiliriz bu güçlü, yani kimyasal bir etkileşimdir. Eğer 40 kilojül bölü molden de düşük bir etkileşimse bu büyük ihtimalle zayıf etkileşim türlerinden biridir gibi çok önemli bir sınır var. Genellikle de bu kurala uygun sonuçlar elde ediyor olacağız. O zaman ne yapıyoruz? Kimyasal türlerimizi tanıdık. Kimyasal türler arasında oluşan etkileşimleri sınıflandırdık. Ve ilerleyen aşamalarda bunların hepsini çok daha detaylı bir şekilde görüyor olacağız. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödev zamanı geliyor. Hemen alıyoruz 0'dan 9'a kimya kitabımızı karşımıza. Hangi konuyu yapmış olduk bugün? Artık ikinci üniteyi bitirdik ve üçüncü ünitenin başlangıcını yapmış olduk. Kimyasal türleri ve türler arası etkileşimlerin sınıflandırmasını yapmış olduk. Dolayısıyla 112 ve 116. sayfalar arası şimdiki ödevimiz olacak. Neler var bu sayfalarda peki? Bugün yaptığımız konunun güzelce yapılmış bir özeti var. Hemen şöyle görüyoruz. Konunun anlatımı var. Kimyasal türleri tanımlıyor. Ve bununla ilgili gayet güzel sorularımız var. Yine kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırması var. Ve bir tane de çözülmeyi bekleyen testimiz var. Bunu yaptıktan sonra bu ödevle birlikte konuyu iyice pekiştirmiş oluyoruz. Ve tamamlamaya geliyor. Bunun için de açıyoruz tak kimya kitabımızı. Yine aynı şekilde nereyi bulmamız gerekiyor bu sefer? Yine 3. ünitenin ilk bölümü, yani 101. sayfayla 104. sayfa arası da buradaki ödevimiz oluyor. Ne yapıyoruz? Burada gördüğümüz gibi test sorularımız, örnek sorumuz, boşluk doldurma ve yazılı tipinde sorular karşımızda duruyor. Bunları da çözdükten sonra güzelce sonraki testimizde bitiriyoruz. Konuyu tamamlamış oluyoruz. Ve tabii ki eğer özet bilgilere ihtiyaç duyuyorsak akıl notlarından da yine özet bilgilere ulaşmamız gayet kısa ve öz bir şekilde bu bilgilere ulaşmamız mümkün oluyor. Ödevimizi de yapıyor olacağımıza göre şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplayıp yorumlarda paylaşmamız gerekiyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.